Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusuna ait tankın vurulduğu anlara dair görüntüleri paylaştı demiştik. Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı sayın seyirciler. Ermenistan'ın yoğun bombardımanında hayatını kaybeden sivillerin de olduğu açıklandı. Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan, Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal altında tutuyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Ermeni güçler yine sivil yerleşim yerlerine hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattı boyunca geniş çapta saldırı düzenlediğini duyurdu. Terter, Adam, Çıraklı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı köyler Ermenistan'ın hedef aldığı noktalar arasındaydı. Yoğun bombardıman sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan siviller olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni saldırılarına karşılık verildi açıklamasını yaptı. Cephe hattında sık sık tacizlerde bulunan Ermenistan, 12 Temmuz'da Tovuz'a hedef alarak saldırganlığın dozunu arttırdı. Sınırdaki tepeleri ele geçirmek istedi. Çatışmada Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral 12 asker şehit oldu. Azerbaycan saldırılara karşılık verdi. İşgalci girişimler püskürtüldü. 21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlendi. Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. 1980'lerin sonundan itibaren iki ülke arasında gerginlik hiç son bulmadı. Ermenistan yönetimi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık kazanan komşularının topraklarına göz dikti. İşgalci politikalar güden Erivan, Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal altında tutuyor. Dağlık Karabağ ile Laçın, Adam, Fuzuli, Cebrail, Kelbecer, Zenginan bölgeleri halen Ermeni işgali altında. 30 yıla yakın süredir devam eden işgalde on binlerce sivil katledildi, 1 milyona yakın insan göçmen konumuna düştü.